arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün kabartmalı modelimizden bir de yelek çalışması yaptım Yeleğimizi yakadan başladık artışlarımızı yaparak en sonda kenarlarını tamamen trabzanlar ve sık iğne ile dolaşarak lastik kısmını bu şekilde oluşturduk yeleğimizin uzunluk ölçüsüne bakalım yeleğimizi örmek için tam bir tane ip kullandım ancak yetti ee, Biraz daha büyük örecekseniz ipinizi fazla tutmanızda fayda var çünkü e, ilmekleri uzattığımız için ip biraz fazlaca kullanılmakta. 30 santim yeleğimin uzunluğu, yeleğimin kol altından genişliğinin ölçüsüne bakalım. 27 de kol altı. Yeleğimizin genişliği. Yeleğimiz 1-1,5 yaşlarındaki çocuklarımıza uygundur. Eğer tabii ki zayıf çocuklarımız için 2 yaşına kadar da devam edebilmekte. Yani herkes çocuğumuzun ölçüsüne göre ayarlama yaparsak çok daha sağlıklı sonuçlar alırız. Evet yeleğimizi örmek için hemen başlayalım. Kolay gelsin. Kartopu Baby One kullanıyoruz. 100 gram ve 250 metre olan ipimiz antipiyelik özelliği taşımakta %100 örebilir akrilik renk numarası ise K493. İpimizi örmek için ise 3,5 numaralı tığımızı kullanıyoruz. Hemen örgümüzün bölümlerine başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ee, önümüz için ördüm tam 8. zincirin içerisine bir tane ayracımı yerleştirdim. Tekrar örmeye başlıyorum. Kolum için 1 bakın ayraçtan sonrası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Tam 14 tane zincir de kolumuz için çektik ve 14. zincirime pembe ayracımı taktım. Şimdi arkamız için olan bölümü 1 diyerek görmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tam 16 tane zincirimi çektim. 16. zincirime ayıracımı takıyorum. Burası da arkamız oluyor. Tekrar maviden pembeye kadar ördüğüm gibi kolumuz için olan bölümü örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane zincirimi çekiyorum ve ayıracımı 14. zincire takıyorum. Son parçamız önümüz. Önümüz için 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimi çekiyorum. Önümüzü de bu şekilde örmüş oluyoruz. Şöyle ölçelim. Tığımın ucundan zincirimin başlangıcına kadar şöyle bakıyorum 28 29 28 29 arasında şöyle 28 santim diyelim şöyle düzelttiğimizde Evet 28 28 santim uzunluğunda zincirimizin ölçüsü şimdi birinci trabzan sıramızı Örmeye başlayalım 8 tane zincirimizi çekmiştik kırmızıdan sonra şöyle tutuyorum Tam 8 var elimin altında. 1 2 tane zincir ilave ediyorum. 1 geri çekiliyorum. 3 1 tane daha geri çekiliyorum. 4. 2 sonra ilave ettim. 2 de geri çekildim. 4 tane zincirimiz hazır. Tığımın başını doluyorum. 4. zincirin üzerine gelerek 1 tane trabzanım örüyorum. Toplamda zincirim ve trabzanım 2 tane trabzana ulaşmış oluyoruz. Ve zincirimin üzerinden örmeye devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 Tam 8. 8. Tırabzanımızı da ördük bakın ayracımızın olduğu yer kolumuza dahildi sayıyorum 2 4 6 8 bir tane zincir çekiyorum önümüzü tamamladık şimdi kolumuzun olduğu bölümü örmeye başlıyoruz zincirimden sonra başını doluyorum kırmızı ayracımın olduğu yere gelerek batıyorum ve birer birer sarı ayraca kadar örmeye başlıyorum Burası kolumuz için olan 14 zincir çekmiş olduğumuz yer. 14 tane trabzanımızı da buraya tamamlayacağız. Zincirimden sonra 2, 4, 6, 8, 10. 12 ve 14 tane trabzanımı ördüm. Sarı ayırıcımdan pembe ayırıcıma kadar olan bölümü örmeye başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımızın başını dolayarak sarı ayırıcımın olduğu ilk zincire batıyorum. Ve arkamız için olan 16 tane zincirimizin üzerine 16 trabzanımızı birer birer örüyoruz. Her bir zincir yuvasına bir tane trabzanımızı yerleştiriyoruz. Birer birer bakın devam ediyorum. Bir zincirden diğerine kadar örelim. Trabzanlarımı pembe ayracıma kadar ördüm ve sayıyorum zincirimden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Bir tane zincirimi çekiyorum pembeden maviye kadar kolum için olan zincirlerimi birer birer örerek trabzanlarımı yerleştiriyorum 1 2 maviye kadar saymaya gerek yok zaten zincirimizi örerken çok güzel ayırmıştık birer birer ördüğümüz zaman 14 tane trabzana ulaşacağız Evet zincirimden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mavi ayracıma kadar 14 tane trabzanımı ördüm kolum için. Bir tane zincir çekiyorum ve maviden başlangıç yerine kadar 8 tane trabzanımızı örerek birinci trabzan sıramızı tamamlamış oluyoruz. 7 ve en son ilk başlangıç zincirime batıyorum 8 tane son zincirim biraz tabii ki ilk olduğu için sıkmışım şöyle sayalım 2 4 6 8 trabzanımızı tamamladıktan sonra şöyle koyalım ve bölümlerimize bakalım örgümüzün 8 ve 8 önler 14-14 kolumuz, 16 da arkamız. Bu örgümüzde ön ve arka yan ters, ters ve düz yönümüz olacak. Şimdi bu kısım düz yönümüz. Şimdi öreceğimiz kısım ise örgümüzün ters yönü olarak öreceğiz. Trabzanımızın son yaptığım trabzanın üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bitirdiğim yönde ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Sık iğne olarak öreceğim kısım örgümüzün arka yönü olacak ters yönü. Şimdi bir tane çekmiş olduğumuz zinciri son trabzanımın üzerine hemen gelerek batıyorum soluna bakın solundaki yere ve bir zinciri hemen dibine battım ve bu sık iğnemiz oldu. Şimdi ikinci trabzanın hemen solundaki yere batıyorum sık iğnemiz ve birer birer trabzanımızın üzerindeki şu küçük görmüş olduğumuz göze batarak birer sık iğne örüyoruz. Her bir trabzanımın üzerine birer tane. Ne artma ne eksilme hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece sık iğnemi örüyorum. Bir tane zincir çekmiş olduğum yere 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2 2 tane çektiğim zinciri hemen yine trabzanın üzerindeki şu görmüş olduğumuz küçük gözüne sol tarafındaki gözüne gelerek batıyorum. Ve bütün trabzanlarımın üzerine birer sık iğne bu aradaki alt sırada bir zincir çektiğim yere ise iki tane zincir çekerek sıramızı tamamlıyoruz. Sık iğnelerimi bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Aralarda ikişer zincirimi çektim. Sık iğneleri devam ettirdim ve en son zincir çekerek oluşturduğumuz trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum ve son sık iğnemi buraya uyguluyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Bitirdiğim yönde 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Şöyle bir daha görelim. Birinci sıra trabzanları zinciri saymadığımız zaman trabzanlarımızın olduğu bölüm. Diğeri ise arka yönden sık iğnelerimizi ördük. ikişer tane de zincirimizi çektik ve tekrar ön yüze geçtik. Ön yüzde modelimizi uygulamaya başlayacağız. Modelimiz 3 tane zincir arka yönde çekmiştim. Şimdi tığımın başına doluyorum. Ön yüze geliyorum. İkinci trabzanımın üzerine geliyorum. Bakın sık iğnelerin olduğu bölüm burası. İkinci trabzanımı yandan girerek örüyorum. Yandan. Üstteki sık iğneden değil trabzanın gözünden değil tam gövdesinden giriyorum trabzanın şu şekilde. Tığımın başını doluyorum. Biraz da şöyle uzatıyorum. Diğer tarafa yetişmesi için. Ve trabzanımı örüyorum. 3 zincir arka yönde çekmiştik. 2. trabzanı yandan ana gövdeden girerek uzunca trabzanımızı ördüm. Tığımın başını doluyorum. 3. trabzanımın üzerine geliyorum. Sık iğnenin üzerindeki şu gözümüze bakın göze batıyorum. Trabzanın gözüne değil sık iğneye. Normal bir trabzan örüyorum sıradan. Bir tane normal, bir tane uzattım, bir tane normal ördüm. Şimdi tekrar sıradaki trabzanımı ana gövdesinden yandan giriyorum. Uzunca alıyorum. Trabzanımı ördükten sonra kapatıyorum. Bir kısa bir uzun trabzan, bir kısa bir uzun trabzan şeklinde ördüm. Şimdi kısa trabzanımızda sıra tepesine gelip batıyorum. Bir tane normal trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını aldım ipimi. Şu şekilde yandan giriyorum ana gövdeden. Uzunca ikili trabzanımı örüyorum. Sırada şimdi kısa trabzanımız. Bir uzun bir kısa şekliyle trabzanlarımızı ördük bakınız. Şöyle bakalım. Bir uzun bir kısa. Bir uzun bir kısa. Uzun kısa tekrar uzun trabzanım en son 8. trabzanımı yine yandan şöyle giriyorum uzunca alıyorum ikili trabzanımı örüyorum 2 4 6 8 8 tane trabzanımız vardı bakınız alt sırada 8 de sık iğne yapmıştık 8 trabzanımızın dördünü uzun dördünü kısa normal trabzan şeklinde ördüm şimdi Sık iğnenin olduğu yere üst kısma iki tane zincir çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzan örüyorum. Artışlarımız için bir. Sık iğnenin arasındaki ördüğümüz zincire giriyoruz. İki. Ve tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. İki trabzan daha örüyorum. Artış yerine bir ve iki. 2 tane trabzan 1 zincir 2 trabzanı bu sık iğnemizi örerken arada ördüğümüz 2 zincirin içerisine ördüm tığımın başını doluyorum kolum için ördüğüm bölüme geçiyorum tığım başını doladıktan sonra hemen ilk trabzanı ana gövdeden giriyorum uzun örmeye başlıyorum 1 hemen yandaki trabzanımı bakın bunu uzun ördüm yandaki trabzanımı normal kısa olarak örüyorum. Tekrar üçüncü trabzanımı uzun bir uzun bir kısa şeklinde trabzanlarımızı örüyoruz. Sık iğnenin üzerinden örüyorum. Devam ediyorum. Sıradaki trabzanımın yandan ana gövdeden şu şekilde giriyorum. Uzatıyorum. Trabzanımı bu şekilde örüyorum. Bir tane sırada kısa trabzanım. Normal bir şekilde örüyorum ve sık iğnenin üzerine örüyorum. Tekrar ana gövdeye girerek uzun trabzanımızı örüyoruz. Ve bu sıramızı bir uzun trabzan bir kısa bir uzun bir kısa şeklinde örerek tamamlıyoruz. Şöyle artış yerine geldiğimiz zaman iki tane zinciri çektiğimiz yere tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi iki tane trabzan bir zincir, iki trabzanı bu artış yerlerinin hepsinde uygulayarak sıramızı tamamlıyoruz. Elimizi ön yüzde uygulayarak bir tane uzun, bir tane kısa, bir uzun, bir kısa şeklinde sıramızı tamamladık. Şöyle görelim. Bakınız kabartılı kabartılı uzunlarımız alttan uzun bir şekilde çektiğimiz için güzel bir görüntü oldu. Aradaki bir zincir Trabzana çekmiştim. İki zincirde sık iğnenin olduğu yerde iki trabzan, bir zincir, iki trabzan şeklinde bu kısmı da doldurduk ve sıramızı bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa şeklinde ördükten sonra zincirimizin içerisine iki trabzan, bir zincir, iki trabzan da artışımızı ördüm. Sıranın başına geldik ve bir tane bakın zincirimizi çektik. Sizlerle beraber çekelim. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün yine arka yönünü çeviriyorum hemen dibine batarak sık iğnemi bütün trabzanlarımın üzerine birer sık iğne örüyorum her birine birer tane artış yerimize kadar birer sık iğne bütün trabzanlarımızda birer sık iğne bakın artış yerime de geldim bir zincir çekmiştim burada bir iki tane zincir çekiyorum ve trabzanımın üzerine batarak diğer trabzanlarımı da sık iğne olarak örüyorum ve diğer ucumuza kadar ilerlemeye devam ediyoruz bir uçtan diğer uca kadar sık iğnelerimizi örerek örgümüzün arka yönünü yine tamamladık. Bakın burası örgümüzün arka yönü. Şöyle çevirdiğimiz zaman ön yüzünü görmekteyiz. Şimdi en son arkanın bitiş yönünden bakalım. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir öncesi sıramızda bir tane zincirimizi örmüştük, trabzanımızı oluşturup hemen ikinci trabzanın ana gövdeden girerek uzunca trabzanımızı örmüştük. Şu trabzanımızı uzun bir şekilde örmüştük. Şimdi ise sıralarımızı değiştireceğiz, trabzan sıramızı. Alt sıradaki trabzanımızın üzerine uzun olanlarımıza kısa, kısa olanları uzun uzunlar kısa kısalar uzun şeklinde örmeye başlayacağız zincirimizi başlangıç olduğu için yine aynı 3 tane çekiyorum ve hemen buradaki gördüğümüz uzun trabzanın üzerine tığımın başını doluyorum gelip batıyorum şuradaki sık iğnesinin üzerine batıyorum 1 normal kısa olarak ördüm bir öncesi uzun olanı şimdi kısa olan trabzanımı ise bakın iki uzunun arasında bir tane kısa trabzan var yine ana gövdeden tığımın başını doluyorum sağ taraftan şu şekilde giriyorum uzun bir şekilde trabzanımı örüyorum ikili trabzanımı Kısa ile uzunun yerleri değişti. Alt sıradaki uzun olanlar yukarıda kısa, kısa olanlar ise uzun. Şimdi uzun olan trabzanım ise üst sırada tepesine batıyorum. Normal bakın sık iğnenin olduğu yerden bir tane trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Arada kalan trabzanıma sağdan tığımı girdiriyorum. Uzatıyorum ve trabzanım örüyorum. Yerleri değişti. Bir uzun bir kısa. Şimdi kısa trabzanımı, şimdi uzun trabzanımı önce kısa olarak örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Kısa trabzanımı sağdan giriyorum yan taraf ana gövdesinden ve uzunca trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. 3 zincir çektik. Bir alt sıradaki uzun olan trabzanımı kısa olarak şuradaki sık iğnenin içerisine batarak ördüm. 2 tane uzun trabzanın arasında kalan kısa trabzanım ise yandan girerek uzunca bir trabzan ördüm. Diğer alt sıradaki uzun olan trabzanımın üzerine bir tane normal trabzan yaptım kısa. Kısayı yandan girerek uzattım. Bu şekilde bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şeklinde örmeye devam edeceğiz. Şimdi uzun trabzanımın üzerine tekrar batıyorum. Alt sıradaki kısa ve artırmış olduğum iki trabzanımı örmeye sıra geliyor onları da sırasıyla bir tanesini uzun zaten alt kısımla bağlantısı olmadığı için sıramızı takip edeceğiz artırdığımız ilmeklerimiz için diğer trabzanımı ise şu şekilde kısa olarak örüyorum ve iki zincir çekmiş olduğum yere girerek tekrar bir ve 2 trabzan artış yapıyorum bir zincir çekiyorum trabzanları ördüğümüz zaman bir zincir sık iğnelerimizde geçişlerde 2 zincir çekiyoruz tekrar tığımın başını doluyorum artışım için 2 trabzan da bu kısmı örüyorum kolum için gerekli olan yere 2 trabzan bir zincir 2 trabzan artışımdan sonra Diğer taraftaki kolum için olan bölgeye geçiyorum. Yani illa kolumuz şart değil. Her bölgenin kendi geçişindeki tarafına geçiyorum. İki artışımızı uzun ve kısadan bağımsız olarak yaptığımız için bakıyorum modelimin gövdesine ne ile bittiğine. Bakın uzunla bitmiş demek ki üzeri kısa olacak. Geriye doğru sayacağım bu tarafa doğru. Uzun mu? Kısa olarak öreceğim? Kısa, uzun, kısa. Demek ki kısa yani normal trabzanla Başlamam gerekiyor hemen normal bir trabzanım örüyorum uzunumun yanındaki trabzanı hemen uzatıyorum uzun olan trabzanımı kısa sıralamamızı en sondaki geçişimize bakarak ayarlayabiliriz üst üste gelmesini istemediğimiz için tekrar tığımın başını doluyorum her iki uzunumun arasındaki Kısa trabzanın gövdeden girerek örüyorum. Tekrar uzunun üzerine kısa ve kısayı uzun olarak örüyorum. Uzunu kısa, kısaları gövdeden girerek örmeye devam ediyorum. Bu şekilde artış yerimize kadar gelelim. Evet ilmeklerimizin alt sıradakinin tam tersi bir şekilde kabartarak ördük. Kısaları uzun uzunları kısa şeklinde. Şimdi uzun ilmeğimi kısa ördüm. Ve en son kısayla bitirdiğim için bakın en son kısayla bitirmişim. Gövdeden giriyorum. Bir uzun örüyorum. İki tane artırdığımız ilmeğimizi görüyorum. Bir tanesini sıradan devam ettiğim için kısa ve en son trabzanımı bir önceki sırada arttığım trabzanımı uzun olarak örüyorum ve buradaki sık iğnemin olduğu yere girerek bir iki tane trabzanımı örüyorum artışımı yapıyorum ve bir tane zincir aynı yere girerek iki trabzanımı daha örüyorum 1 ve 2 Evet şimdi arka bölgeye doğru geçiyorum bakın uzun iki tane artışımızı görüyoruz uzunla bitirmişim demek ki kısayla ile öreceğim kısa uzun kısa hemen kısa trabzanı örüyorum normal ve uzatıyorum ikinci trabzanımı ve uzun trabzanımın üzerine batarak normal trabzan örüyorum arada kalan trabzanımın gövdesine giriyorum ve uzatıyorum uzun olarak örüyorum bu şekilde sıramızı tamamlayalım aralarda ikişer artış bir zincir iki artışımızı örelim ve sürecin nasıl devam ettiğini görerek aşağıdaki ile aynı olmayacak şekilde örerek tamamlayalım kısaların yandan şöyle girerek uzatalım uzunlarımızı ise tepesine batarak normal trabzan şeklinde örelim sık iğne sıramızı tamamlayarak ön yüzümüze geçtik Ön yüzümüzde uzun olarak örmüş olduğumuz kabartılı ilmeklerimizi kısa, arada kalan kısa ilmeklerimizi uzun olarak öreceğiz ve bu sıramızı yine aynı şekilde tamamlayacağız. Yine iki artışımızı yapacağız ve trabzanlarımızın arasına bir zincir üzerine ise sık iğne ile dolaşacağız ve robamızı istediğimiz ölçüye gelene kadar ikişer artışımızı yapıp bir trabzan sırası bir sık iğne sırası, bir trabzan sırası, bir sık iğne sırası şeklinde örerek büyüteceğiz. Burada dikkat edeceğimiz tek önemli nokta buradaki uzun trabzanlarımızın yerlerini kaydırmak. Eğer yani herhangi bir şekilde ikisini yan yana örmeyelim. Bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa. Diğer sırada kısaları uzun, uzunları kısa şeklinde çok zevkli bir şekilde örerek devam edelim. 3 tane zincirim ben arka yönde örerek geldim örgümün ön yüzünü çeviriyorum ve bakıyorum kısayı örmüşüm tığımın başını doluyorum yandan giriyorum ve uzunca örüyorum tığımın başını doluyorum uzun ilmeğimin üzerine gelerek batıyorum kısa trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum iki tane uzun arasında kalan kısa ilmeğimi yandan giriyorum uzunca örüyorum uzun ilmeğimin üzerine kısa kısa ilmeğimi uzun olarak örüyorum ve robamı bir sıra trabzan bir sıra sık iğne bir sıra trabzan bir sıra sık iğne örerek kabartılı ilmeklerimize de dikkat edelim uzunumuza kısamıza ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Hırkamızı ikişer artışlarımızı bu ayrım yerlerimizden yaparak büyüttük. Ee, istediğim ölçüye geldi. Şimdi kollarımızı e, her ikisini birleştirip gövdemizi örmeye devam edeceğiz. Kollarımız artık e, kalacak. Sadece gövde olarak dolaşmaya devam edeceğiz. Ve artışlarımızı yapmayacağız. Şimdi sıramızı örüp tamamladıktan sonra ölçmek istiyorum. Kol ayrım yerine yapacağımız yerin ölçüsüne bakalım. 1 santimden başlıyor 9 santim tam 9. santimde örmeye başlıyorum yani birleştirme işlemini onun için yeni sıramıza başladım örgümün düz yönündeyim tam artış yerime kadar geldim bakınız şurası iki tane artışımı yaptığım yerde hemen iki tane artışımı giriyorum bir iki İki tane artış yerim için ilmeklerimi ördüm bir 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane daha ilave ediyorum. Toplamda 4 tane zincir, 2 tane artışımız. Bakın iki artışın normal ördüm. 4 tane de zincirimi çektim. Kolumu şu şekilde büküyorum. Diğer artış yeri olan iki zincirimizi çektiğimiz sık iğnenin bu artış yerine tığımın başını dolayarak 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve iki kolumuzun rahat hareket etmesi, kıyafetleri rahat giydirebilmek için belli bir hırka olduğu için kol genişliğine ihtiyacımız var. İki artışımı yaptıktan sonra bakınız kısa öreceğiz, uzun, kısa, uzun. Şimdi başını doluyorum hemen belinden dolaşarak uzunca ilmeğimi örüyorum. Sıradakini kısa örüyorum, sıradakini uzun örüyorum ve daha önceki örülmüş olan uzun ilmeğimi kısa trabzan olarak örüyorum aradakini uzun ve bu şekilde diğer kol altına kadar hırkamızın sırtını örerek diğer birleşme yerine doğru devam edelim arkamızdan modelimizi koymaya devam ettim bakın bu kolumuzu birleştirdik devam ettim ördüm Diğer artış yerine geldim ve iki tane artışımı yaptım. Şurada iki tane artışım tamamlandı. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Büküyorum kolumuzu. Diğer artış yerimize iki zincirimizin olduğu yere geliyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki ikişer ikişer artışlarımızı yaptık hem sırt tarafından hem ön tarafından şöyle şöyle baktığımızda 4 zincir 4 zincir 2 trabzan 2 trabzan 2 trabzan önde şimdi 2 tırabzan da diğer önümüze ördüm şöyle gördüğümüzde şimdi bu taraftaki öne doğru uzun ve kısa trabzanlarımızı örerek devam edeceğiz bakınız uzunumuzu kısa öreceğiz uzun kısa uzun. Bu şekilde kodladıktan sonra örmeye devam ediyorum. Uzun ilmeğimi alıyorum. Yandaki trabzanımı kısa olarak örüyorum. Sıradakini tam ortasından giriyorum. Uzun. Uzun ilmeğimi kısa olarak örüyorum. Arada kalan kısayı uzatıyorum. Diğerini uzun ilmeğim kısa arada kalanı belinden dolaşarak uzun bir şekilde örüyorum bir tane kabartarak yandan giriyorum bir tanesini sık iğnemin üzerine örüyorum uzun olanı kısa arada kalanı uzun olarak şu şekilde yandan şöyle bakalım girip modelimizi örmeye devam ediyoruz şöyle diğer ucumuza kadar örelim Sıramın en ucuna kadar örerek geldim. Bir tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Birer birer sık iğnelerimizi örerek devam ediyoruz. Her birisine birer tane sık iğne. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz işlemlerimizi kolumuzun altına gelince de her bir zincirimize bir tane sık iğnemizi örelim zincirime geldim İlk zincirime girdim bir tane sık iğne ikinci zincirime girdim bir tane sık iğne üçüncüye batıyorum dördüncüye batıyorum şekliyle birer birer sık iğnelerimizi örüyoruz ve devam ediyorum trabzanlarımı üzerindeki sık iğnelerimi örmeye sıra başına kadar gelelim diğer zincirimizi de aynen birer birer sık iğnelerimizi batalım Evet robamızın kolunun altındaki zincirlerimi de sık iğne olarak ördüm. Bu şekilde robamız tamamlandı. Şimdi gövde kısmına geçmeden robamızı tekrar hatırlayalım. Bütün artışlarında ikişer trabzanımızı kullandık. Bir tane artış yapmadık. İkişer trabzan, ikişer trabzan yaparak her sıramızda Çifter olarak artık şöyle baktığımızda gayet muntazam ve düzgün olduğunu görmekteyiz. Şimdi sıramızın tekrar 3 zincir çekerek başına geldim. Yine bu zamana kadar ördüğümüz şekilde sıramızı e, uzunların üzerine kısa, kısaların üzerine uzun şeklinde bir uzun çekerek bir normal trabzan örerek e, kol altına kadar gelelim. Yine aynı sıralamayı burada da kurup istediğimiz uzunluk gelene kadar gövdemizden örmeye devam edelim şimdi gövde kısmına da aynı şekilde başlayalım 3 zincir çekmiştim elimi alırken söktüm hemen sık iğnelerimi batıyorum en son trabzanıma ve 1 2 3 bitirdiğimiz yönde çektiğiniz zaman daha rahat edersiniz örgümün yönünü çeviriyorum hemen bakıyorum bakınız Uzun yanında hemen demek ki bir öncesini başını doluyorum uzun bir şekilde yandan tam yandan ama girerek örüyorum çok tekrar ediyoruz kusura bakmayın ama daha e, belirleyici olsun kafamızda hiçbir tereddüt kalmasın diye yandan yine ilerliyorum uzunun üzerine normal aradaki kalan kısayı yine uzatıyorum uzunun üzerine kısa aradakini dışarı doğru da kabartıyorum aynı zamanda yandan aldığım zaman ve devam ediyorum üzerine kısa bir uzun bir kısa şeklinde devam ediyorum aradan uzatıyorum hem kabartıp hem uzatıyorum ilmeğimi uzunluğu bakın kısa ördüm. Şimdi her iki uzun arasındaki örgünüzü takip edin. Kısanın üz uzunun üzerine yine kısa mı örüyorum? Ve şimdi bakıyorum. Uzun bakın burada ilmekler. Kısa yeni kuruyorum. Uzun belden giriyorum. Ve burada kısa yine belli olsun şöyle ilmeğin etrafından girelim uzun uzun şekliyle girelim kabartı hiç olmazsa belli olsun devam ediyorum uzun örmüştüm kısayı örüyorum uzun ilmeğimi yine kabartıyorum uzun ilmeğimi örüyorum ve şuradan bakınız yaklaşmaktayız Şuradaki ilmeğimize hemen uzun örmüştük kısa örüyoruz şimdi uzun örüyorum hemen sıradakine ve bir sonraki sırada uzun geliyor hemen kısa olarak ayarlıyorum arada kalan kısmı uzun olarak örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayarak devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluk gelene kadar buradaki yapmış olduğumuz modelimizi aynen tekrar ederek dilediğimiz uzunluk gelene kadar örelim. Artık herhangi bir artma ya da eksilme olmayacağı için modelimizi bir kere kurduktan sonra uzunları kısa kısaları uzun şeklinde arkalarından da sık iğne örerek devam edelim. Kolumuzu birleştirdikten sonra aşağıya doğru örmeye devam ettim ve büyüttüm. Aynı yöntemle uzunlarımızın üzerine kısa, kısalarımızın üzerine uzun ilmeğimizi aradan girerek ördüm ve büyüttüm. Birazcık daha örmeye devam edelim. Yeleğim istediğim ölçüye gelene kadar ördüm ve yeleğimin en son kabartmalı modelimi uyguladıktan sonra sık iğnemizi uygulamadan direkt düz trabzanlarımı birer birer bütün ilmeklerimi yani bütün trabzanlarımın üzerine uyguladım ve başa kadar geldim burada dikkat edelim sık iğnemizi uygulamadan direkt trabzanlarımız uyguladık ve şimdi en baştayım bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen ikincinin üzerine geliyorum başını doluyorum ve tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanın üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum tekrar sıramızın başlangıç yerine kadar tekli trabzanımızı yapıyoruz alttakili trabzanımızı yapmıştık yukarıdaki sırada tekli trabzanımızı yapıyoruz bir defa Alıyorum, çekiyorum, çekiyorum, hiç atlamadan birebir bu şekilde örerek başa kadar gelelim. Evet sıramızın başına kadar tekli trabzanımızı da yaptık. Bakın bu şekilde lastiğimiz gayet güzel göründü. Şimdi aşama aşama küçülmekteydik. İkili trabzan, tekli trabzan. Şimdi en son sırama bir tane zinciri çektim. Arkasını çeviriyorum. Bu kez sık iğne yaparak devam ediyorum. Her bir trabzanımın üzerine sık iğne batıyorum ve yeleğimin lastiğini sık iğne ile bitiriyorum. Öncekili trabzan, tekli trabzan ve sık iğne olarak tamamladık lastiklerimizi. İlerlemekteyim. Şöyle bakalım. Aynı işlemimizi hem yanlarda hem de kolumuzda uygulayacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet sık iğnemizin de hepsini tamamladıktan sonra önden örmeye başlayalım. Yukarıdan başlıyorum. Düz yönden birisini yukarıdan bir tanesini aşağı taraftan yani yönlerimizi bu şekilde başlayacağız. 1 2 3 zincir çektiğim tığımla 3 tane zincirimi çekiyorum. Birincisini sık iğne ve 2 tane zincir ilave ediyorum. Toplamda 3 zincirim oluyor. Trabzanımın arasına iki tane örüyorum ve diğer trabzanıma geçiyorum ve bir sonraki trabzana Trabzan aralıklarına e, yoğunluğuna göre ipimizin kalınlığına inceliğine göre e, ayarlayalım. Çok yığmayalım, çok da seyrek olmasın. Sırası ile inelim aşağıya doğru trabzanlarımızla. Aynen altta yaptığımız işlemimizi tekrar edeceğiz. Önce trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan sık iğne olarak tamamlayacağız. Aşağıya kadar devam ediyorum. Bir sıra trabzanımızı örerek geldim. Şimdi biraz önceki yapmış olduğumuz işlemdeki gibi ikili trabzanımızı yaptık. Tekli trabzanımız ve sık iğnemizi öreceğiz en uç noktadan bir tane zincirimi çekiyorum ve döndürüyorum örgümün yönünü tığımın başını doluyorum ve trabzanımın üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum tekrar trabzanımın üzerine tek seferde alıyorum tekli trabzanı sırası ile yapıyorum ve ilerliyorum her birer, birer örüyorum. Sırasıyla bakalım trabzanımızı ikili tekli ve sık iğne olarak tamamlayacağız. Şimdi tekli trabzanımızı sıra başına kadar örerek gelelim. Evet tekli trabzanımızı da sıranın başına kadar örerek geldim. Şimdi sık iğnemi örmeye başlayacağım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve trabzanımın üzerine hemen batıyorum tekrar bir tane daha trabzanımın üzerine sık iğnemi yine sık iğnemi birer birer batıyorum üçüncü kez dolaşıyoruz ve sık iğne olarak bu şekilde tamamlıyoruz trabzanımız ikili trabzanımız tekli ve sık iğne büyükten küçüğe doğru ilmekteyiz. yeleğimizin kolunun bir tanesini ördüm burada da yine bir tane ikili trabzan tekli trabzan ve sık iğne ile bu kolumu bitirdim diğer kolumu da sizlerle birlikte başlayalım kolumuzu çalışmaya her zaman kol altından başlayalım birer birer trabzanlarımız zaten burada gördüğümüz sırada birer birer örüyoruz sadece şuradan ilmeklerimizi çıkarıyoruz tam kol altından araya giriyorum 1 2 3 ve devam ediyorum ileriye devam ediyorum araya giriyorum ve Yukarıdaki her bir trabzanımın üzerine birer birer batarak kabartmalı değil düz bir şekilde trabzanımı tamamlıyorum üzerine bir tane tekli trabzan bir sıra bir sırada sık iğnemi örerek diğer kol çalışmamda olduğu gibi toparlayarak kapatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar kenarlarımızın tamamını ördükten sonra 3 tane düğme ile ben yeleğimi tamamladım. Şöyle gayet güzel bir yelek oldu. Evet. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.